Transformları falan filan gördük, hatırladınız değil mi transformları? Bir alıyordum bir tane vektörü, rotation artı translation transformdan geçirip başka bir dünya taşıyordum değil mi? Bu adam diyor ki, bu yön için A öyle bir, bu yön için, bu yön için, tamam mı? X yönü için bu bir tane vektör yön. Bu yön için A öyle bir matris ki, A ile çarptığı zaman bu vektörü, vektörü sadece öteliyor. Vektörün yönünü falan değiştiremiyor. Eğer vektörün yönünü değişeseydi bu, vektörün yönünü değişeseydi, onu lambda x olarak açıklayamazdım ben. Değil mi? Vektörün yönü değişmemiş burada. A ile çarptım, transform ettim ben x'i, vektörün yönünü değiştirmeden başka bir yere taşıdım. Öyle bir x bu x. Her bir matris için bu x'lerden bulabilirsiniz diyordu. Başka ne diyordu Eigenvalue? Diyordu ki, eğer bu iki ikilik bir matrisse, bu vektörlerden iki tane vardır en fazla. İki tane eigen vektör vardır. Her bir eigen vektöre denk geldiğinde bir tane eigen value vardır diyor. Hatırladınız mı bunu lineer cebir dersinde? Hatırladık değil. Bayağı bir anlatmışlardı. Bunu çözümleri falan filan hakkında konuşmuşlardır. Esasında eigen value, eigen vektörler hani öz değerler falan da derler. Matrisin içinde ne var ne yok her bir şeyini açıklayabilen hikayeler bunlar. Matris dolu mu, boş mu, matrisi çözer miyim, çözemez miyim falan filan gibi. Tüm sorulara cevap verebilecek şeylerdir, değerlerdir. Burada da biz şu matrisi aldığımız zaman, şu matrisi alıp, tamam mı? Onun eigenvalüleri çıkardığımız zaman bizim için önemli olan yönden çıkıyor ortaya. Eğer bu adam için önemli birden fazla yön varsa, o zaman birden fazla, bu adam için önemli birden fazla yön varsa, yani o adam için önemli birden fazla x vektörü bulabiliyorsam ben, öyleyse bu koronomisi bir yerde. Çünkü sadece tek yöne bağlı değil. Birden fazla yöne değiştirdiğin zaman numaralarına başlıyor. Bu adam için önemli herhangi bir yön çıkmıyorsa, eigenvalü, eigen vektör falan çıkmıyorsa, bazen yoktu çünkü, o zaman bu adam sabit bir yerde. Ya da bu adam için sadece bir tane yön varsa, önemli olan bir tane yön, orası da age diyor. Hence, Cornell'in teklerinin söylediği şey bu. Şu matrisi oluşturur, bu matrisi bir kenara yazın bu arada. Bu matrise çok konuşacağız. Daha sonradan hareket falan vardı ya, hareket. Hareketle bir şeyler bulun. Orada da bunun hakkında konuşacağız. Ya bu bizim Cornell detektörümüz değil miydi falan filan diyeceksiniz. Basit bir şey. X'in ikinci, X yöndeki türevin karesi, Y yöndeki türevlerin karesi. X türev çarpı Y, Y türev çarpı X bu. Bunun hakkında yine konuşacağız daha sonradan. Gelecek o. Bu matrisi alıyorsunuz. Tabii toplamları bunların pencerenin içerisindeki. Onun eigenvalüelerini buluyorsunuz. Lambdalarını. Eğer ortalıkta iki tane lambda varsa, teori bunu söylüyor. 2, 2, 2 matrisin lambdaları vardır. Tamam mı? Teori bunu söylüyor. Diyor ki, eğer iki tane lambda varsa, ikisi de sıfır oldukça farklıysa, o zaman orada bir corner vardır. Sadece bir tane lambda varsa, diğeri sıfıra yakınsa, o zaman orada bir edge vardır. Lambdanın ikisi birden sıfıra yakınsa, o zaman orada ne edge vardır, ne de bir tane corner vardır. Şey bunu söylüyor, algoritma bunu söylüyor. Yapacağınız şey öyleyse, 5'e 5'lik, 7'ye 7'lik, 10'a 10'luk her neyse, ne kadar büyük şeyle bakmak istiyorsanız, alanda bakmak istiyorsanız, o kadar alanın içerisinde şunları hesaplayıp eigenvalülerine bakmak. Bakın bu 5'e 5'lik bir alan ama 5'e 5'lik bir matrisin eigenvalülerini bulun demiyorum ben. Bu 2'ye 2'lik bir matris. Bakın mesela bunu. Yani 2'ye 2'lik bir matrisin eigenvalülerini bulmak da 3-5 tane çarpmayla birkaç tane karekök alma falan herhalde. Öyle bir şey. Elips hikayesine gelmeyeceğim. Birisi bana elips üzerinden anlatmıştı ama şeyim bu. Detection summary'im. Bu. Şunu anlatıp ara vereyim isterseniz birazcık arkadaşlar. İçerisinde bulunduğum şöyle bir tane görüntüm var. Şeyi görebiliyor musunuz burada? Corner noktalarını. Çok da göremiyorsunuz. Bu nasıl bir resim biliyor musunuz? Bu diyelim ki şöyle yaptığım zaman ...500'e 500'lük bir resim, tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değiştirdiğim kadarıma 600'e 600'lük bir resim. Bunu adam böyle 100'e 100'lük parçalara bölmüş. 600'e 600'lük resmi. Buraya diyelim ki 200'lük piksellerle doldurmuş. İnternet değerleri 200 olan. Burayı da 10'luklarla doldurmuş. Tamam mı? Burası 20. 20. Kalanımı niye değiştirdim arkadaşlar? 40. Tamam. Nasıl yapmış ya? Şurası da 40 herhalde. Doğru mu? Böyle gidiyor, evet. 40.
bu da 40. Burayı 60 yapmış, bunlar 60, 60 şeklinde gidiyor. Anladınız değil mi? Böyle parçalara bölmüş. Böyle olunca, adam böyle yapınca ne oluyor? Bu karelerin bileşikleri yerler corner oluyor, köşeler olmaya başlıyor. Şunlar köşeler. Bunun üzerinde adam Harris corner detektörünü çalıştırmış. Harris corner detektörünü çalıştırınca verilen herhangi bir patch'in içerisinde corner var mı yok mu diye sorduğu zaman şurası mesela buraya geldi. Ne oldu? Bunun işte o bahsettiğim C maddesini hesapladı. C maddesinde gördü ki lambdaların ikisi birden burada ne gelir? X birden 0 geldi. Dolayısıyla buraya corner değil dedi. Peki şurada ne olur? Lambdalardan birisi 0'a çok yakın, birisi 0'dan büyük. Peki şuraya geldiği zaman ne olur? Ben şurada resmin şeyi yaparak, hile yaparak resmin dışına çıktım. Şöyle geldiği zaman burada bir corner var mı? Lambdaların ikisi birden 0'dan farklı. Peki şurada? Burada da var. Peki şurada? Burada da var. Dolayısıyla o 5'e 5'lik pikselin içerisinde, 5'e 5'lik pencerenin içerisinde corner girdiği zaman lambdaların ikisi birden 0'dan büyük çıkıyor. Bu da hepsi de birbiriyle örtüşüyor ama adam öyle dememiş. Bak demiş burada corner var, burada corner var. Corner'ı bulduğu yerler buralar. Bunlar birbirinden nasıl hareket edecek? Hangisine corner diyecek, hangisine değil diyecek? Ne yapabiliriz? Birbiriyle örtüşen pencereler var, hepsi birden bende corner var diyor. Ben burada hangisine ineceğim? Daha önceden bu problemin aynısını gördük. Evet, aynen. Non-maxima separation. Değil mi? Komşular diyor ki abi ben threshold'dan yükseldim, ben şeyim diyor. Corner'ım diyor. Ne yapacağız o zaman? Ne kadar corner'sın ona bakmamız lazım. Lambdalarına bakmamız lazım. Lambda 1 çarpı lambda 2. Hangisi en büyükse? Tamam mı? Ona diyeceğiz ki bu komşuluklar içerisinde, birbiriyle örtüşen tüm komşu pencereler içerisinde lambda 1 çarpı lambda 2'si en yüksek olan benim corner alanımdır diye işaretleyeceğim. Bunlar da öyle çıkmış. Bunun lambda sıra separation'da bu komşular konuşurken bir çünkü daha önce lambda sıra separation'da şey vardı, magnitude vardı. Magnitude büyük olan diğerlerini susturuyordu. Burada öyle değil. İki tane rakam var. O iki rakamdan ne yapacağız? Şey de olabilir, yani lambda 1 çarpı lambda 2'ye bakabileceğiniz gibi lambda 1'in karesi artı lambda 2'nin karesinin karekökü büyük olan da falan da olabilir ama benim hatırladığım karesinin orijinalinde lambda 1 çarpı lambda 2'si komşulardan büyük olan diğerlerini susturuyor, suppress ediyor diğerlerini. Ama bu bizim Harris corner detektörümüz. Elimizde bakın burada ne var, önemli şeyler var. Lambda 1 ve lambda 2 var. Onlar o yöndeki değişimin ne kadar fazla olduğunu söylüyor. Artı bu lambda 1 ve lambda 2'ye denk gelen ne var? Lambda 1 ve lambda 2 var burada. Tamam güzel. Orada denk gelen ne var? Lambda 1 ve lambda 2'ye denk gelen aygın vektörler var. Aygın vektör değişim yönünü veriyor bana. O da çok önemli. İki tane resmi birbirini denkleştirmeye çalışırken köşeleri buldum. Tamam mı? O köşeler birbirlerine ne kadar benziyorlar? Değişim yönleri ne kadar benziyorsa o kadar benziyorlar. O da var. Sadece tek rakam vermiyor bu bana. Birden fazla rakam ve vektör veriyor. Benim için oldukça değerli bilgiler bunlar. Tamam. Sorunuz var mı? Soru sorma. Tamam. Soru sormayın. Dersten döndükten sonra. Aradan döndükten sonra bana soru sorun. Ne?